Selamun aleyküm arkadaşlar. Doğal Yaşamın İzinde kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapacağım. Onu çekmek istiyorum. Öyle sobası yapıyorum. İçine kömür atacağız. Şimdi birlikte hoşaf yapımına geçelim. Sobanın üzerinde yapacağım zaten. Başlayalım o vakit. Evet arkadaşlar, elimizde iki malzeme varsa, hatta tek de olabilir, mutlaka yapın derim. Şöyle benim kuş üzümüm vardı, onu değerlendiriyorum. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor, faydalı ve çok sağlıklı, biliyorsunuz hoşaf. Ve elimde ev yapımı normal kuru kayısı var. Normal bahçeden kuruttuğumuz kayısı. Hani satın aldığımız değil. Gibi değil yani. Bunlarla hoşaf yapacağım. Şimdi yapımına geçelim. Yapım aşamasına. Evet, şöyle kaselerimiz var. Göz kararı. Hani nasıl, ne kadar yapacağınıza bağlı. Ben tamamen göz kararı yapıyorum. Önce bunları ben yarım saat suda bekletiyorum arkadaşlar. Hem yumuşuyor hem de içerisinde toz, toprak ne varsa işte kuruttuğumuz vakit illaki oluyor böyle şeyler. Onun da suya geçmesini sağlıyoruz. Şöyle ben şimdilik bunları suda bekleteceğim. Suda beklettikten sonra onları süzerek tencereme alacağım. Ve kaynamaya bırakacağım. Yine çekeceğim zaten. Kaynadıktan sonra içerisine bir bardaktan fazla koydum. Geçen yapmıştım. 2 bardağa yakın şeker koyuyorum. Damak zevkimize göre. Tarçın ve karanfil de ekliyorum. Aroma vermesi için. Öyle de çok güzel oluyor. Şimdi dinlensin bunlar. Evet arkadaşlar. Beklettim. Şimdi süzüp tencereme alıyorum. Bakın suyun içerisinde dediğim gibi toz kiri ne varsa suyun içerisinde kalıyor. Hem de yumuşamış oluyor. Kuru üzümlerimizi de alalım. Olduğu için şu şekilde ve buna su ekleyeceğim. Soğuk su ekliyorum. Cenaze vardı arkadaşlar. Cenaze vardı. Eşim dışarıda dinledi onu. Ondan bahsediyor şu anda. Evet, şimdi yeterli kadar. Şimdi sobanın üzerine alacağım. Kapağını da kapatayım. Böyle tekerimle götürebilecek miyim? Bakalım. Yerleştireyim ben onu.
Evet, sobanın üzerine koydum. Şimdi pişecek arkadaşlar. Diğer dakikalarda kaynayınca falan şekerini ekleyince göstereceğim size. Şimdi kaynamaya bırakacağım artık. Dikkat edeceğim tabii. Kapağına kapatacağım ama taşmaması için sürekli bakacağım. Bu şekilde kaynayacak artık. Evet arkadaşlar, bir an önce yapmak için ocağa aldım hoşafımı. Şu an kaynıyor. Şeker ilave edeceğim. Kıvamı gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Biz eşki sevmediğimiz için bir bardaktan fazla ekleyeceğim. Bir bardak ekleyince şeker çok az oluyor. Bu arada pazara gittim. Şimdi tarçınla karanfil de koyacağım. Küçük koyacağım. Tadı çok yoğun olmasın diye ince bir şey koyacağım. Şu şekilde göstereyim. İnce yani. Karanfil de abartmama şartıyla şöyle 5-6 tane yeterli olur arkadaşlar. Şöyle bir tane karıştıracağım. Bununla da biraz kaynayacak ve altını kapatacağım, dinlenmeye bırakacağım. İsterseniz sıcak, ılık bir şekilde, isterseniz dolaba koyup soğutup o şekilde de içebilirsiniz. Yaz aylarında genelde soğuk içiliyor. Şu an kış olduğu için biz muhtemelen ılık oda sıcaklığında tercih ederiz. Bu şekilde arkadaşlar. Son halini de göstereceğim. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok sağlıklı. Doyurucu, yani faydalı bir içecek. Şerbet gibi oluyor zaten. Mutlaka deneyin derim. Malzemeniz varsa mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar, hoşafımız oldu. Şimdi servis yapacağım. Kıvamı çok güzel oldu. Göstereceğim size de şu an. Yeterli. Şöyle. Kıvamı da şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tüketeceğiz. Şöyle. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Şimdiden yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Çok lezzetli, gayet güzel. Sağlıklı bir besin. Mutlaka yapın diyorum. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.